Merhaba sevgili Doğuş TV izleyicileri. Bir seçime doğru özel programında sizlerle beraberiz. Bu haftaki özel konuğum Yeniden Refah Partisi Hatay İl Başkanı Sayın Yusuf Metin. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Ve her zaman olduğu gibi yardımcı moderatör ve yorumcu arkadaşım Mustafa Avcıoğlu, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkanım, 1 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda muhteşem yapılan genel kongre sonrası, genel başkanlığa tekrar seçilen Sayın Fatih Erbakan'ı kutlar, tebrik ederiz. Bu kongre hakkında bizlere biraz bilgi verir misiniz? Buradan başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizleri misafir ettiniz tekrar. Onun için çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan çok kıymetli Hataylı hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Türkiye'deki aziz milletimize hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Evet, 6 Kasım'da arenada ikinci olağan toplantımızı gerçekleştirdik. Büyük kongremizi gerçekleştirdik. Aslında bizim için partideki bulunan yetkililerimiz için pek de sürpriz olmadı. Çünkü biz bu konuyla ilgili olarak çalışmalarımızı yaklaşık 4 yıldır direkt seçime ve büyük kongrelerimize hazırlık amacıyla il ve ilçe teşkilatlarımız hep diri, hep seçime hazır. Tabiri caizse Türk askeri gibi maşallah her zaman hazır hale getirmiştik. O yüzden her zaman söylüyoruz, Yeniden Refah Partisi teşkilatları Türkiye'yi yönetmeye, Türkiye'deki yönetimde bulunan sıkıntıları gidermeye her zaman muktedir bir partidir. Bu sebeple hedefimiz vardı bizim. İnşallah dedik ki genel başkanımızın, genel merkezimin, genel başkan yardımcılarımızın ve il başkanlarımızın ortak bir kararı ve gayreti şuydu. Bir önceki seçimde 2019 yılında yapmış olduğumuz kongrede 44 bin 45 bin kişiyle yapmıştık kongremizi. Hedefimiz bunu inşallah 2'ye katlamak, hatta 3'e katlamaktı. Allah kısmet ederse dedik biz 60 bin 70 bin kişiyle bu kongremizi yapacağız. Türkiye'de kararsız olan, arayış içerisinde olan vatandaşlarımıza ciddi bir mesaj vereceğiz. Ve bu mesaj içerisinde Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kadroların bizde olduğunun mesajı da içinde barınacak demiştik. Ve Allah'ın izniyle onu başardık. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün kongremizden 2 gün sonra yapmış olduğu açıklamada kongremizin arena stadının dışındaki bölümle, içindekiyle birlikte toplamda 84 bin kişiyle kongremizi gerçekleştirdiğimizi genel merkezimize bildirdiler. Evet. Ancak biz şunu da önemli belirtiyoruz. O dönem kongrenin yapıldığı gün Ankara Gençlik Parkı'nda, Ulus civarında, hatta Kızılay'da alanda bile yer bulamayıp, İçeriği kastetmiyorum. Alanda bile Sayın Genel Başkanımızın alanda da konuşması oldu. Arena stadının önündeki alanda. Yer bulamayan arkadaşlarımızın buralarda oturduklarını ve oralara gittiklerini öğrendik, raporunu aldık. Onları da katacak olursak bu bizim tahminimiz 100 binin üzerinde 100 bin. Bir dava arkadaşımızla, kardeşimizle, partimize ilgi duyan vatandaşlarımızla birlikte kongremizi gerçekleştirdik. Kongremizin başta Türkiye'mize, İslam alemine, Orta Doğu'ya ve 7,5 milyar insana hizmet için hayırlara vesile olmasını da Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Yeniden Refah Partisi'nin ekonomi politikasından biraz bahseder misiniz Sayın Başkan? Çünkü evet. Ekonomi üzerine Yeniden Refah Partisi bu konularda biraz uzman. Evet. Şimdi ekonomi politikasında tabii bahsetmek tabii ki mümkün. Hatta ekonomiyle ilgili saatlerce konuşabileceğimiz bir durum var. Ancak bunu özellikle belirtmek istiyoruz ki biz Yeniden Refah Partisi olarak öncelikle sorunları dile getiriyoruz.
Sorunları dile getirdikten sonra da bunun çaresi nedir? Çaresini dile getiriyoruz. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı biz koltuktan indirme siyaseti yapmıyoruz. Cekçak siyaseti de yapmıyoruz. Bu siyasetlerin de doğru bir siyaset olduğuna inanmıyoruz. Bu sebeple sorduğunuz soruya öncelikle Türkiye'deki yoksulluk durumunu dile getirerek, daha sonra bizim ortaya koyduğumuz çareleri dile getirerek izin verirseniz bir cevap vermek istiyorum. Şimdi öncelikle 20 yıllık iktidarın sonucunda geldiğimiz ekonomik noktada 5.7 milyon hanede sosyal yardıma muhtaç hale gelmiş. 11.3 milyon insan hane gıda yardımına muhtaç durumda. Gıda yardımıyla ihtiyacını gideriyor. 3.7 milyon abonenin elektriği kesilmiş. 4 milyon haneye doğalgaz yardımı yapılmış. Halk ekmek kuyruklarını biliyoruz, görüyoruz. Ayçiçek yağlarına zincir vurulmuş. Bebek mamalarına alarm takılmış. Kaşıkla salça, taneyle domates, salatalık, efendime söyleyeyim boş tost gibi noktaya gelmiş ekonomi. Açlık sınırına baktığınızda 7.425 lira noktasına gelmiş. Yoksulluk sınırı 24.185 lira olmuş. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 9.706 liraya çıkmış. Bunlar Türkiye'nin gerçek verileri maalesef. 5.500 lira geçinmeye çalışan asgari ücretli bir arkadaşımızın açlık sınırı arasındaki makas 1925 liraya yükselmiş. Ya asgari ücret, emekli maaşları açlık sınırının altında kalmış ve bu da halkın yaklaşık %45'ine karşılık geliyor. Halkın %85'i yoksulluk sınırının altında. Aynı zamanda Türkiye'de maalesef üzülerek söylüyoruz ki İcra dosyaları 25 milyona yaklaşmış. Evet. Bir taraftan da iktidar bizi gıpteyle bakıyorlar. Kalkınmamıza gıpteyle takip ediyorlar diye söylem içerisinde. Tabii ki biz buna seviniriz. Gerçek olsa keşke seviniriz. Ancak şunu dile getiriyoruz. Bu nasıl bir kalkınmadır ki sanayi üretimi %24'ten %20'ye düşmüş. Tarım üretimi %12'den %5'e düşmüş. 2.1 milyon çiftçi tarımı bırakmış, kayıt sisteminden çıkmış, silinmiş. Çünkü çiftçilik yapamayacak hale gelmiş, hayvancılık yapamayacak hale gelmiş. Tüm bunların hepsini şunu söylüyoruz. Milli görüşün faizci ve kapitalist düzene meydan okuyan kaynakları ancak bizim Türkiye'mizi ve ülkemizi kurtarır diyoruz. Peki bu nasıl olacak? Biz bu konuyla ilgili yıllık 150 milyar dolar devletimize hiçbir yerden borç almadan, hiçbir şeye faiz eklemeden, hiçbir şekilde vatandaşımızın üzerine ek vergi, ek zam, enflasyon denen bu canavarı hiçbir şekilde yükseltmeden devletimize kazandıracağımız 150 milyar dolarlık kaynak paketimiz hazır. Biz bunu kitap haline getirdik. Bunun rapor halini de Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Çünkü şunun peşindeyiz biz. Bu memlekette kim taş taş üstüne koyuyorsa Allah razı olsun. Kabul gördü mü Cumhurbaşkanı? İşte oraya geleceğim. Biz bunu verdik. Mesela su kanunlarıyla ilgili kanunlar buradan alınma. Evet. Ve Sayın Genel Başkanımızın yanında bulunan çok değerli başkanlarımız, Profesör Doşent başkanlarımız bu kitapları hazırlarken Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmaktaki amacımız şuydu. Biz Yeniden Refah Partisi olarak illa da biz yapalım. İlla biz iktidara geldiğimizde yapalım. İlla ki bunun mimarisi biz olalım derdinde değiliz. Bu milletin, devletin kurtuluşunda doktrin olabilecek çaredeki bu projeleri, bu kaynakları kim yaparsa yapsın yeter ki vatandaşımız bu sıkıntılardan kurtulsun. Bu dertlerden kurtulsun. Evet. Ancak ekonomik sıkıntılardan bu şekilde kurtuluruz derdindeyiz. Ekonomik olarak bizim milli görüş olarak yapmayı planladığımız inşallah
konulardan bir diğeri de kaynak paketlerimizin dışında Milli Görüş 1. 40 yılında biliyorsunuz havuz sistemini Erbakan Hoca yapmıştı. Aynı zamanda bu kamu tek hesabı olarak bilinir. Evet. O dönemde 70 milyar dolar kaynak bulmuştuk. Biz işte 2. 40 yıl döneminde yeniden Refah Partisi döneminde kaynak paketimizle 1. 40 yıldaki dönemde bulunan 70 milyar dolarlık kaynağı aynı şekilde biraz önce ifade ettiğimiz gibi hiçbir yerden borç almadan, tabiri caizse hiç kimseye el açmadan 150 milyar dolara yükselteceğiz. Denk bütçe ve yapacağımız çok önemli hamlelerden bir tanesi bu. 150 milyar dolar tamamen yerli ve milli kaynak bulacağız. Denk bütçe yani havuz sistemini oluşturacağız. Denk bütçe demek hiçbir yerden borç almadan devletin elde ettiği kaynakları yerli ve milli kaynaklarımızı hatta onu da söyleyebiliriz. Tamamen vatandaşlarımıza aktarmak, vatandaşın alım gücünü yükseltmek demektir. Denk bütçe devletin hiçbir yerden borç almaması demektir. Denk bütçe devletin yerel yönetimler dahil olmak üzere geliriyle giderini denk hale getirmektir. Evet. Kamuda israfı önleyeceğiz. Bir diğer bizim adım atacağımız şeylerden birisi. İmtiyazlı holdinglere bağlanan hortumları kesinlikle keseceğiz. Buradaki gelirleri, buradaki imtiyazlara gönderilen, aktarılan geliri vatandaşımıza, çiftçimize, esnafımıza, öğrencilerimize, gençlerimize. Bugün Türkiye'de çok ciddi bir beyin göçü var. Bu beyin göçünü önlemek için genç kardeşlerimizin Türkiye'deki projelerini hayata geçirmek için inşallah aktaracağız. İnşallah. Oluşturacağımız kaynak ile de emekliye ve memura, işçiye geçmişte olduğu gibi inşallah %150 zam sözü veriyoruz. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek tabandan, en yüksek fiyattan taban fiyatlarını vereceğiz inşallah. 81 ilimize 81 tane refah projemiz var. Bunu hayata getireceğiz. Hatta bunu sayın seyircilerimizle de paylaşabiliriz. Bunu proje haline de getirmiş durumdayız. Hangi ilimize hangi projeyi yapacağız? Bu gerçekten bilgi içerikli bir kitaptır. Vatandaşımızın, küçük esnafımızın, çiftçimizin borçlarının faizini biz üstleneceğiz. Haksız fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Gençlerimize kaliteli bir gelecek ve eğitim sağlayacağız. Allah kısmet ederse. Kamuda işe alımlarda mülakatı inşallah tamamen kaldıracağız. EYT'lilere emeklilik hakkı ve atanmayan öğretmenlere de inşallah atanmalarını sağlayacağız. Paylaşımda adaleti ve yönetimde adaleti, yargıda adaleti tesis ederek ekonominin ve Türkiye'nin inşallah güzel bir noktaya gelmesini de sağlayacağız. Bunların hepsi ekonomiyle bağlantılı konular olduğu için biraz uzun oldu. Evet. Kusura bakmayın. İnşallah ekonomik anlamda atacağımız adımlar bu şekilde olacak. Mülakatı kaldıracağız dediniz. Neden Sayın Başkanım? Çünkü biz şunun için kaldırmak istiyoruz. Hak edenler gelsin. Arkasında tabiri caizse halk içerisinde hep derler ya dayınız var mı? Evet. Dayısı olan değil, hak eden gelsin. Biz liyakata çok önem veriyoruz. Bugün liyakatın Türkiye'de son derece aşırı şekilde ihtiyacının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple biz mülakatı inşallah kaldıracağız. Şimdi onunla ilgili arkadaşımızın biri devamlı soru yazıyor. Şevket Güneş diye bir kardeşimiz. Mülakat dediniz, hak eden dediniz. Onunla ilgili başkanım bir soru var. Buyurun. Abdurrahman Tanımış. Sayın Metin, İskenderun yönetimi hangi sebeplerden ötürü lav edildi demiş. Hı hı. Muhammed Abubekir Ünlü. Sayın Metin, İskenderun yönetimi. İkisi de aynı soru. Hı hı. Şevket Güneş, İskenderun yönetiminden söz eder misiniz demiş. İskenderun yönetimine ne oldu demiş. Yandım Ali Turan, koskoca hatta il başkanı 10 kişi mi izliyor? Zaten 7 kişi eski İskenderun ilçe teşkilatının demiş. Hı hı. İskenderun yönetimine yapılan haksızlıkları da dile alınız diye özellikle Mehmet Kanat yazmış. Hanife Bey, isterseniz ben de izliyorum bu arkadaşı.
arkadaşların yazdıklarını. Şimdi bizim konumuz evet. İl Başkanımız Sayın Metin Yusuf'un konumuzla alakalı bilgi verilmesi. Lakin Hatay Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı'nın iç işleri bizi çok bağlamıyor. Biz bu arkadaşlarımızı şunu söyleyelim. Şimdi cevaben bir cevap versin. Orada özellikle okunmasını istemiş. Başkanımız da bunlara en güzel şekilde cevap vereceğini birincisi, sanıyorum. Biz İskenderun Teşkilatı'nı lav etmedik. İkincisi evet Mustafa Bey'in de söylediği gibi bu bir iç sorun. Üçüncüsü biz bu arkadaşlarımız gelsinler bizim kahvemizi içsinler. İl binamıza gelsinler. Bu konuyu orada konuşuruz. Sorun yok. Biz kimseyi lav etmedik ama. Evet. Şimdi Metin Başkanım'a ben şunu hatırlatmak isterim. Çok da güzel bir konu. Lakin Cumhuriyet tarihinin en kendi açımdan konuşuyorum ben. Facia bir olaydı. Rahmetli Erbakan Hocam demokrasiyle, seçimle iktidar oldu. Biliyorsunuz Tansu Çiller'le ortak bir hükümet kurdular. Evet. Refah Yol Hükümeti. Refah Yol Hükümeti. Ve 9 yıl içerisinde dünyada ve eşi benzeri görülmemiş 13 tane gen soru verildi. Yani hükümetin düşmesi için. Hani son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bey'in de yerli ve milliden çok güzel konular bahsediliyor. Artık Türk milletinin her alanda yerli ve milli olarak plan ve programlar, organizasyonların yapılması noktasında dem vuruyorlar. Ve her platformda da basın açıklamasıyla bunları deklare ediyorlar. Türk halkına deklare ediyorlar. Şimdi malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç organlarına kadar yerleşmiş bir vesayet var, bir güç var. Ve bu gücü yıllarca bu maalesef bizim Cumhuriyet tarihi kurulduğundan bugüne kadar bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız oldu. Yani devlet içerisinde bir devlet var. Bize ne yerli ne milli ne de milli görüş olarak ne de vatansever Türk milliyetçilerini, Müslüman Türk halkının kaliteli değerli bireylerini erk ve iktidar yapmadılar. Evet. Bu siyasi partilerde, bu işte anayasa mahkemelerinde, bu askeriyen içerisinde, kolluk kuvvetlerinde, bilim adamlarında, yani nereye bakarsanız bakın, yerli ve milli olmadılar. Halktan kopuk, halkın karşısında dikta bir rejimle yıllarca insanlarımızı, yani kaliteli insanlarımızı derbest ettiler. Şimdi evet, eyvallah, çok güzel bir program. Yeniden Refah Partisi'nin milli görüş. Lakin Türkiye'de iki tane bu konuda keskin partimiz var. Geçmişte işte Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Necmettin Erbakan Hocam'la Alparslan Türkeş'in yerli ve milli konularda çok güzel programları var. Bırakın ikisini yan yana getirmeyi, getirmemekle beraber ikisini siyasi iktidar da yapmadı. Yani bu ülkede böyle bir güç var ve bunun yanında dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar ekonomik darbe, ekonomik darbeden bahsediyoruz. Ekonomik darbeler askeri darbelerden ve vesayetten daha tehlikeli. Hani doların 1 lira olduğu günlerden 10 liraya çıktığı günler yaşadık. Tabii. Yani çok büyük devalüasyonlar oldu. Yani burada halkımıza yine sağlam ve sağlıklı bilgiler verilmediği gibi birilerini hep suçladık. Hep birilerini suçladık. Yani bu suçu kendimizde aramadık. Düşünün ki son tahlilde Recep Tayyip Erdoğan genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir takım yapılan programlarla, İşte bunun adına kur korumalı mı dersiniz veya başka bir şey mi dersiniz? 300 milyar yani kendilerine lazım olmayan dövizi bozdurdu. Şimdi paramızın değeri sürekli düşüyor ama bunu dolar ve euro almakla da kurtaramayız. Bu ülkenin ekonomisine bu şekilde katkı sunamayız. Bizim yerli ve milli görüş nezdinde plan ve programlar yapmamız lazım. Ülkenin her kademesine yerli ve milli düşünen, israfı da önleyerek, burada size katılıyorum, Türkiye'de ciddi anlamda ve son özellikle 40 yıl içerisinde inanılmaz bir milli israf var. Hani bunu bir tek kişiye veya bir siyasi partiye bağlamamamız lazım. Her alanda. Şeyden bahsettiniz başkanım, özellikle
İşte şu kadar kişinin sosyal yardım. Bakın bizim, ben aynı zamanda Hatay'ın en büyük STK'sının bir üyesiyim. Başkanlık da yapıyorum. Evet. Şimdi hak etmeyen, ekonomik durumu çok iyi. Biz zaman zaman Hanife Dönmez Bey'le de bunları çok güzel rahatla tartışıyoruz. Hak etmeyen insanların sosyal yardım almaları da ayrı bir facia. Yani tüyü yetimi bitmemiş insanların buradaki haklarını kimler koruyacak? Yani bir tek Cumhurbaşkanımız, bir tek Genelkurmay Başkanı veya işte bir hakim, bir savcı bunu bir tek kişilere ve şahıslara indirgememeniz lazım. Topyekun, Türk milleti olarak herkes sahada görevini layıkıyla fazlasıyla yapması lazım. Tabii. Bilmiyorum, siz bu konuda katılır mısınız? Tabii, kesinlikle kesinlikle katılıyoruz ama şöyle bir şey var. Şimdi siz vatandaşın sürekli olarak sosyal yardımla ayakta durmasını sağlayacak bir sistem oluşturursanız, burada ister istemez bu ve buna benzer sorunların oluşmasında da önünü alamazsınız yani. Hükümetlerin asıl görevi insanlara sosyal yardım yapmak değildir. Bakın, siz biraz önce dediniz ki biz sivil toplum kuruluşunun başındayız. Evet. Evet. Sivil toplum kuruluşları niçin vardır? Sivil toplum kuruluşları demokrasinin temel taşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları az da olsa ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak, bunu belirlemek, eğer mümkünü varsa bunun bir şekilde ortadan kalkması için sessizlerin sesi deriz ya biz, o şekilde hizmet eden bir kuruluş. Ama genel anlamda hükümetlerin görevi nedir? Hükümetlerin görevi halkının refah seviyesini yükseltmek. Buradaki sosyal yardımla ayakta durmak yerine kendi imkanlarıyla ayakta durabilecek hale getirmek, istihdam yaratmak, halkın, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin, esnafın gelirini yükseltmek, gençlerimizin geleceğini garanti altına almak, teminat altına almak en büyük görevidir. Şimdi bunu yapamayınca siz ne yapıyorsunuz? Sosyal yardımlarla iktidarın hizmet yaptığını insanlara hissettirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla burada ister istemez sıkıntılar doğacaktır. İster istemez bu konuyla ilgili gerçekten böyle arada Mustafa Bey'in söylediği gibi sıkıntılar doğuracak. Evet. İsabetsiz yerlere yardımlar gidecektir tabii ki. Başkanım, teşekkür ediyoruz. Başkanım, samimi olarak bir soru soracağım. Tabii, buyurun. Çünkü aynı konu üzerinde bayağı sorular geldi. Parti içerisinde bir huzursuzluk mu var? Parti içinde Allah'a şükür bizim hiçbir huzursuzluğumuz çünkü yok. Çünkü bazı arkadaşlar devamlı aynı soruyu başkana sorun, başkana sorun diye devamlı mesaj atıyorlar. Şimdi başkana sormalarına gerek, efendim? Devamlı olarak mesaj atıyorlar. İskender başkana sormalarına gerek yok. Başkanın telefonu var. Evet. Hanifi Bey, gelip sorabilirler bize. Biz bu arkadaşlarımızı parti il binasına da davet ettik. Evet. Burada tabii yeri değil. Bizim telefonumuz var, onlar da bize sorsunlar. Peki, teşekkür ediyorum. Gerekli cevap inşallah yerine ulaşmıştır. Başkanım, iltifaklar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Geçen bu konuya fazla değinememiştik. Üçüncü bir ittifak yolda mı? Cumhur İttifakı'na mı yeniden Refah Partisi yakındır, Millet İttifakı'na mı, yoksa siz ayrı bir üçüncü ittifak mı kuracaksınız? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Biz özellikle şunu net olarak belirtelim. Hiçbir ittifaka yakın değiliz. Evet. Biz tek başına Allah kısmet ederse seçimlere gireceğiz. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu bizim 100 bine yakın parti gönüllülerimizle, partideki dava arkadaşlarımızla, il ve ilçe başkanlarımızla yapmış olduğumuz kongremizin en büyük örneği de budur. Bugün Türkiye'de yeniden Refah Partisi bu seçimlerde buna inanıyoruz ki belirleyici bir parti olacaktır. Evet. Bu konudaki fikrimiz nettir. Biz belirleyici bir parti olacağız. Ve şu an itibariyle üçüncü bir ittifak herhangi bir girişim söz konusu değildir. Ama genel başkanımız bu konuyla ilgili net açıklamaları var. Türkiye'nin aslında
üçüncü bir ittifak olmasa da, üçüncü bir ittifak oluşmasa da bizler şunu söylüyoruz. Türkiye'ye altısı da birbirine benzemeyen, aslında defalarca bir araya gelmiş ama neticede Türkiye'nin ekonomik sorunlarına, hukuki sorunlarına hiçbir şekilde çare bulamamış, şöyle bir kaynak paketi ortaya koyamamış, sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem diye dile getirmiş olan Millet İttifakı'ndan da Türkiye'ye hayır gelmez. Türkiye'yi 20 yılda 520 milyar dolar borca sürükleyen ve sonuçta geldiğimiz noktada ekonomik olarak insanlarımızı ciddi anlamda sıkıntıya sokan Cumhur İttifakı'ndan da bir hayır gelmez. Ama Allah kısmet ederse biraz önce söylediğimiz ekonomik paketlerimizle, yurt içerisindeki siyasetimiz, yurt dışındaki siyasetimizle, ortaya koyduğumuz sorunların doktrinleriyle Allah kısmet ederse yeniden Refah Partisi hiçbir ittifakta olmasa bile, üçüncü bir ittifak olmasa bile bu sorunlarla baş edebilecek kadrolara sahip, bu sorunlarla baş edecek çareleri biliyor. Allah'ın izniyle biz tek başımıza gireceğiz ve buna inancımız tam. Şu anda seçime de hazır bütün teşkilatlarımız. Allah'ın izniyle dediğim gibi belirleyici bir parti olacağız ve Türkiye'deki önümüzdeki seçimlerde seçimin kaderini belirleyecek olan kadrolar bizde. Yani Yeniden Refah Partisi 2023 seçimlerine hazır mı diye bir sorumuz vardı. Bunu da yanıtlamış olduk. Tabii hazırız. Yani evet. Biz bu konuda net bir şekilde söylüyoruz Allah'ın izniyle. Bunu zaten tüm Türkiye'de mesela biz 6 Kasım'dan sonra Pazartesi gününden itibaren birçok telefonlar aldık. Birçok partimizi ziyaret eden insanlar oldu. Bunları biz gayret içerisinde, büyük bir gayretle, zorluklar bize hiçbir zaman yıldırıcı bir sebep olmadı. Tam tersine bizim daha da fazla gayret etmemiz gerektiği, daha fazla terlememiz gerektiğine dair bizi tabiri caizse motive etti. Ama bunun karşılığını 6 Kasım'dan sonra 7 Kasım'dan itibaren aldık Allah'a şükür. Buraya il binamıza da ilçelerimize de haberlerini alıyoruz. İlçe binalarımıza, ilçe başkanlarımıza telefon eden, bizleri arayan hem tebrik için hem de ben geldim. İşte eşimin de kimliğini getirdim. Bunlar yaşadığımız şeyler şu birkaç gün içerisinde. Eşimin de kimliğini getirdim. Geldim, ben üye olacağım. Diğer taraftan bize kaç gündür yine gelen telefonlardan bazıları ben gelip görev almak istiyorum. Ne yapabilirim? Hangi noktada bu partide görev alıp da bu davaya faydam olabilir diyen birçok insan biliyoruz, görüyoruz. Bu da halkın bize olan teveccühünü gösteriyor. Tabii bunları yaşadıkça biz şundan emin oluyoruz. Demek ki biz doğru yoldayız. Doğru bir siyaset izliyoruz. Ortaya koyduğumuz doktrinlerin karşılığı halkımız tarafından iyi anlaşılıyor ve çok olumlu cevaplar geliyor. Allah'ın izniyle de bu seçime inşallah kazanacağımızdan eminiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir söylemi oldu. Sayın Fatih Erbakan'ın mecliste olması gerektiğini söyledi. Mutlaka mecliste olması gerektiğini Şimdi söyledi. Şimdi o tabii o konuyu biz de gördük, okuduk, duyduk. Teşekkür ederiz. Eğer şayet bunu Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanımız söylemişse Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz ama birinci ağızdan duymadığımız için bir acaba var. Yani bizde de direkt Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirmiş olduğu bir konu değil. Acaba gerçek midir değil midir? Ama şayet öyle bir gerçeklik varsa teşekkür ederiz. Ben izledim Sayın Başkanım, var. Bizzat Cumhurbaşkanımızın ağzından beyanatı var. O da bizi sevindirir tabii. Evet. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi sosyal medyada tabii önümüzde tablet var şu an telefonlarımızdan. Ben bu yazılar yazan arkadaşlardan özellikle isim olarak söylemek de istemiyorum. Lütfen sizin özel şahsi meselelerinizi bugünkü programa yansıtmazsanız sizlerin adına sevineceğim.
Şu anki gündemimiz, programımız farklı. Sizin gündeminiz, konuğunuz farklı. Kendi aile içi meselelerinizi baş başa kaldığınızda tartışırsanız bu bizim için baş daha iyi olur. Baş başa kalacağız. Tabii şimdi şu var ya, bu arkadaşlarımızın... Bu tarz yazı yazmamaları konusunda lütfen sizlerden istirham ediyorum. Programın seyri ve akışı açısından konsantre olamıyoruz. Sizlerin adına sevinirim. Bu yazıları sosyal medyada değil de kendi içinizde paylaşırsanız daha makbul olur. O yüzden hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Programın içeriğine göre bir sorunuz varsa, herhangi bir isteğiniz, dileğiniz varsa başımızı gözümüz üstüne. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet abi. Evet başkanım, bu konu hakkında söylemek istediğiniz var mı, yoksa sorularımıza devam edelim mi? Yok yok, bu konsantrenizi bozmanıza gerek yok. Evet. Putin Endonezya'da yapılacak D8 zirvesine katılmayacağını söyledi. Bu ne anlama geliyor Sayın Başkanım? Şimdi şöyle bir şey. D8'in aslında ne anlama geldiğini veyahut da Sayın Putin'in söylemek istediği şeyin ne anlama geldiğini dile getirmeden önce bir defa Avrupa Birliği'nin ne anlama geldiğine bakmak lazım. Evet. Yani bugün Avrupa Birliği yıllardır Türkiye'yi kapısında bekleten beyaz üstüncülük akımlarının etkisiyle bugün sadece belirli bir kesime hitap eden, Orta Doğu'da özellikle terör örgütünün veya da terör örgütlerinin diyelim, birçok terör örgütlerinin kendi devletlerinde Türkiye'de müttefik olduklarını düşündükleri halde, dile getirdikleri halde onları barındıran bir yapı olduğunu unutmamak lazım. Ha diyeceksiniz ki şimdi ya Rusya, Putin Avrupa Birliği'nde değil. Ama değişen bir şey yok. Zihniyet aynı. Biz yıllardır zaten bunu söylüyorduk. Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak. Biz G20'lerin önünde bekleyeceğimize Sayın hükümetteki değerli yöneticilere, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda tatlı bir sitemimiz var. Neden? Şu sebepten dolayı bugün bakın bizde D8'in kitabı bile hazır. D8 Erbakan hocamızın ortaya koymuş olduğu Avrupa Birliği'nin alternatifi mi? Evet, İslam dünyası için alternatiftir. Bugün siz eğer Avrupa'da söz sahibi olmak istiyorsanız, kendi devletimiz için söylüyorum ve İslam alemi için söylüyorum. Başta kendi devletimiz olmak üzere. Eğer siz Avrupa'da söz sahibi olmak istiyorsanız, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun yaşadığı sorunları çözebilmek istiyorsanız, öncelikle D8'i hayata geçirmeniz lazım. G20'nin kapısında bekleyerek bu sorunlar çözülmez. D8'i hayata geçirmeniz, burada bir ekonomik güç olması ve burada tabiri caizse Türkiye'nin imame konumunda olması, Avrupa'da asıl sözünün geçmesine sebep olacaktır. Zemin hazırlayacaktır. Aksi takdirde asla ve asla olmaz. Gelelim bu olayın bir de tabii biliyorsunuz manevi boyutu var. Yani Rusya gibi bir devlet, evet Avrupa Birliği'nde değil ama biraz önce dediğim gibi zihniyet aynı, düşünce aynı. Tabii ki D8'lere gelip D8'lerdeki devletlerin projelerini aslında burada D8'in temelinde tüm insanlığı kucaklamanın yattığını, bunun bilgisinin içinde olduğunu, aynı zamanda çok büyük bir ekonomik güç olduğunu, nasıl yönetilmesi gerektiğini, nasıl yönetileceğini, temelinde neler olduğunu gelip öğrenmesi açısından tabii ki iyi olurdu. Katılması iyi olurdu. Ama katılmayı tabii ki kabul etmemiş. Çünkü şu gözle bakıyorlar D8'e. Burası bir İslam birliği. Burası bir Müslüman devletlerin oluşturduğu bir birlik gibi bakıyorlar. Öyle bakmaları da gayet normal. O yüzden katılmamalarını çok da yadırgamadım.
Ama katılsalar ne olurdu? Katılsalar şöyle bir şey olurdu. Dünyada, sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da değil, dünyada kardeşliğin temelinin atılabileceğine örnek bir davranış olurdu. 7 milyar, 7,5 milyar insanın aslında farklı din, farklı mezhep ya da hiçbir dine inanmasa bile dostça, kardeşçe birbirlerinin birliklerine kurmuş oldukları D8, G20 olabilir, fark etmez. Bu yapılanma içerisinde farklı düşüncelere sahip olsanız bile birbirinizin yanında olabileceğine dair bir örnek olabilirdi. Ama açıkçası çok yadırgamadım. Gayet normal. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz gibi onların zihniyetiyle bizim zihniyetimiz çok farklı. Evet. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi malum iki buçuk yılı süren bir zaman diliminde dünyayı kasıp kavuran bir pandemi olayı yaşadık. Evet. Ve bunun neticesinde hayal edemediğimiz bir takım gelişmeler oldu. Gerek Amerika'da gerek Avrupa'da. Hani dünyanın en zengin, en refah, müreffeh ülke iki kıtası. Ve burada yaşayan, tabii Amerika'nın dışında, Kanada'nın dışındaki ülkeler çok sıkıntılar yaşadı. Avrupa'nın, yani hayatta olmayacak şeyler Avrupa'da olmaya başladı. Örneğin Almanya, İngiltere ve Fransa'da yaklaşık son tahlilde 200'e yakın şirketlerin konkord ilan ettiğini gördük. Konkordato, evet. Evet. Bu yani yabana atılacak işler değil. Şimdi doğrudur. Bir D8 rüyamız, hayalimiz var. Ekonomik bir işbirliği yıllardır yapalım. Tabii önceleri Avrupa'yla bunu yapmak için birçok girişimler yaptık. Avrupa bizi zaten son tahlilde almayacağını da deklare ettiler. Hem müttefikiz ama iş ekonomik birliğe geldiği zaman bizi ekonomi alanında kullanmıyorlar. Fakat son 20 yıl içerisinde gelinen noktada kim ne düşünürse düşünsün, kim ne derse desin, Türkiye'de muazzam işler olmaya başladı. Evet, bugün domatesi 20-25 lira yiyoruz, kabul. İşte patatesin kilosu şu kadar oldu, o da kabul. Bu yanlışlar sadece bu son 20 yıla mahsus bir yanlışlar değil. İsraflar son 20 yıla yapılan bir israflar değil. Şimdi bu ülkenin son 40-50 yılını çok iyi analiz etmemiz lazım. Yani 40-50 yıldır bizi Avrupa Birliği'ne almayan Avrupa, neden 3. Dünya statüsünde olan bir Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı, Romanya'yı ve özellikle Varşova Paktı'ndan ayrılan ülkeleri aldı da işte son tahlilde Ukrayna Savaşı'na kadar gelindi. Ve yine hayal edemediğimiz bir takım gelişmeler oldu. Ve bugün Rusya Avrupa'ya doğalgazı kesti ve şu açıklamayı yaptı hemen arkasında. Dedi ki eğer gaz alacaksanız bunu Türkiye üzerinden alın. Yani Avrupa'nın yapmadığını bize ekonomik alanda Rusya çok büyük imtiyazlar, iş ortaklığı yapıyor bizde. Ve bizim kader kıymetimizi en iyi bilenlerden bir tanesi de kadim düşmanımız, bir dönem kadim düşmanımız olan Rusya şu an kadim müttefikimiz oldu. Ekonomi her alanda ekonomik olarak bizden işbirliği yapıyor. Ve bunun getirisini de yıllardır, son özellikle 10 yılda sahalarda gördük. Şimdi böyle bir Rusya var, böyle bir Avrupa var. Bir taraftan da D8'lerin adına yapılması gereken organizasyonlar var. Yani dünyayı elinde tutan küresel güç, bu D8'i zaten bize uzun zamandan bu yana fırsat ve imkan vermedi. Evet. Ama bu D8 zannedersem önümüzdeki dönemde istese de istemese de eksen kaymasından işte tekrardan Hindistan, Rusya başını çeken İran ve yavaş yavaş ticaretin Asya'ya kaydığını şahit oluyoruz. Evet. Hani böyle bir gelişme var iken Türkiye'deki yapılan son 20 yıllık bu çalışmaları özellikle silah sanayinde ve diğer ekonomik alanlarda yani güzel işler de yapıldı. Şimdi hiç yapılmadı desek kendimizi de inkar ederiz, devletimizi de inkar ederiz, bayrağımızı da inkar ederiz. Tabii. Gıda anlamında veya diğer işte hayvancılıkta izleyicilerimiz yazıyor. Bakın biz tam bağımsız bir devlet değiliz daha. Yani son 20 yıllık geldiğimiz süreçte
Bunun bariz örneklerini gördük. Düşünün ki bir terör bitsin diye 1.6 trilyon dolar para harcamışız. Siz bu parayla 3. dünya ülkelerinden en az 10 tane devlet kurarsınız. Yani böyle bir giderimiz var. Bu giderimizi, bizim en büyük israfımız şu an teröre bitsin diye harcadığımız bilinçsiz para. Bunu geçmişte bunu sorgulayamadık bile. Bu paraların nereye gittiğini, nasıl harcandığını sorgulayamadık. Neden? Geçmişte çok büyük bir güç var. Vesayet bir gücü var. Yani dönemin başbakanının sıradan bir iş adamı pijamayla karşılayıp adam yerine bile koymadı. Yani çok ciddi ve sıkıntılı bir süreçten geldiğimiz dönemler de oldu. Hani bunları üst üste koyup bugünkü ekonomik özgürlüğümüzü kazanabilmemiz için ben de Cumhurbaşkanım gibi düşünüyorum. Her alanda yerli ve milli, yani görüşü bir kenara bırakıyorum. Yerli ve milli çalışmalar yapmamız lazım. Yani eğitimde yapmamız lazım, sağlıkta yapmamız lazım. Bugünkü süreçte en pahalı olan kanser ilaçlarının dahi devlet tarafından karşılanacağını dair beyaneti var Cumhurbaşkanımızın. Bunlar güzel gelişmeler. Şimdi patatesi, domatesi sorun etmememiz lazım. Akıllı bir şekilde birbirimizi kucaklayarak, birbirimizi saygı ve sevgi çerçevesinde idare ederek plan ve program geliştirmemiz lazım. İşte bunun adı da Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yerli ve milli. Sizin zaten siyasi, geçmişte de rahmetli Erbakan Hocam da bunu çok sıklıkla dile getirip programlar yapıyordu. Yani yerli ve milli kasıt. Şu anki yaptığınız en sonki 6 Kasım'daki kongreden sonraki parti programında da yer alıyor. Ve sizin zaten vazgeçilmez davalarınızdan bir tanesi. Refah Partisi, geçmişte Milli Selamet, işte Refah Partisi, Saadet Partisi. Ama bugün geldiğimiz noktada Refah Partisi'nden 3 tane parti oldu. Bunun sıkıntıları var mı? Birleşme noktasında veya önümüzdeki süreçte önünüze çıkacak bir şablon var. Hani size üç şöyle parti bir... derken hangi partileri kastediyorsunuz? İşte Saadet Partisi... Evet. Saadet Partisi'nin yanında yine değişik partilere gidip Memleket Partisi olsun veya adını şu an aklıma gelmeyen... Şimdi şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, bir defa eğer kastettiğiniz hükümetin de bizim kökenimizden gelmesinden dolayı diyorsanız, evet, söylemlerinize genel anlamda biz de katılıyoruz. Yerli ve milli söylemi zaten merhum Erbakan Hocamızın Türkiye'ye, Türkiye'de dile getirdiği, belki de ilk defa Türk milletinin yerli ve milli kelimesini duyduğu liderdir. Ancak bu süre içerisinde şayet kastettiğiniz hükümetteki kardeşlerimizse, arkadaşlarımızsa, şunu unutmamak lazım ki Sayın Cumhurbaşkanımız, biz milli görüş gömleğini çıkardık da bu işe soyunduk dediğini unutmamak lazım. Milli görüş çok farklı bir şey. Şimdi D8'lerden bahsettik, siz de değindiniz ona. D8'in asıl hedefi, kurulum aşamasından sonrakileri söylüyorum. İkinci aşaması D60, üçüncü bir ayağı da D160'tır. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü D8'in zaten genel anlamda milli görüşün ahlakı, milli görüşün yaşam tarzı, milli görüşün sadece İslam alemini ya da Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarını değil, 7,5 milyar insanın kucaklanması için yapılmış bir proje olduğundan dolayı, evet doğrudur, orada sizinle aynı fikirdeyiz. Diğer devletlerin de, başta Sayın Hanifi Bey'in söylediği gibi, Rusya'nın da aslında katılması bizim için güzel bir şey olur. Ama bunu yaparlar mı, yapmazlar. Neden? Çünkü bugün küresel güçlerden bahsettiniz. Bugün dünyayı yöneten küresel güçler. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin belli başlı, pardon özür dilerim, dünyanın belli başlı siyasetine yön veren, ekonomisine yön veren bazı aileler var. Şimdi ismini burada isterseniz zikrederiz de gerek yok. Şimdi bu insanların kurduğu sivil toplum kuruluşlarına bakıyorsunuz. Bakın Birleşmiş Milletler'in temelini yine Siyonizm denen o zihniyet atmış. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün temeli yine onlarda.
Bugün Dünya Ticaret Örgütü'nün temeli yine onlarda. Bugün limanlarla dünyadaki hangi limandan bir gemi hareket ederse etsin oraya para ödeniyor. Hangi havaalanından uçarsanız uçun oraya para ödeniyor. Hangi bankadan bir arkadaş başka bir arkadaşımıza para gönderirse göndersin oraya belli bir ödeme yapılıyor. Şimdi böyle bir dünyadaki böyle bir sistemde biz kalkacağız diyeceğiz ki ya işte biz şunlarla yol mümkün değil olmaz. Bunun tek çaresi D8'i hayata geçirmektir. Evet doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımız da yerli ve milli söylemini dile getiriyor. Biz de bununla biz de bundan memnuniyet duyuyoruz. Ama bakın kanser ilaçlarından bahsettiniz. Ben de size şundan bahsedeyim. 2011 yılında Hıfzı Sağ kapatıldı. Şimdi bazı hükümetteki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız şunu söyleyebilir. Tamam doğrudur işte biz burayı kapattık ama farklı yerlerde farklı şekilde hizmetine devam ediyor. Hayır etmiyor. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Sayın hükümetteki kardeşlerimiz şunu söyleyebilir. Evet Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı ama farklı yerde farklı şekilde devam ediyor. Hayır etmiyor. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada bakıyorsunuz. Allah razı olsun. Yapılan hizmetlere de teşekkür ediyoruz. Yapılan güzel hizmetlere teşekkür ediyoruz. Yol yaptık, köprü yaptık, havaalanı yaptık, hastane yaptık. Bunlar güzel hizmetler. Bunlara biz teşekkür ediyoruz. Bu memlekete kim taş taş üstüne koymuşsa Allah razı olsun. Ama bugün Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattıktan sonra sizin bu saydığınız şeylerin hepsinde zarara giriştik biz. 9 tane daire başkanı, 33 tane şube, binlerce doçent ve profesörün içinde barındığı Devlet Planlama Teşkilatı kapandı. Ve biz inşallah iktidara geldiğimizde Devlet Planlama Teşkilatı'nı tekrar kuracağız. Osmanlı'dan bize kalan Hıfzı Sağ'ı inşallah tekrar kuracağız. İşte burada bazı konularda hükümetteki kardeşlerimize tatlı bir sistemimiz dediğim gibi var mı var. Şimdi başkanım deminki lafımı doğrular şekilde Ahmet Eskil arkadaşımız demiş ki değer başkanım 6 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda partimizin ikinci olan kongresi gerçekleşirken eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklaması oldu. Kısaca hatırlayalım. Yeni dönemde meclise yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın gibi dürüst bir muhalefete ihtiyacı var. Gücümüze güç katılacaktır. Bu konu hakkında görüşleriniz bizim için çok kıymetlidir. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Biz teşekkür ediyoruz ama şunu ben Sayın Ahmet Bey'e de destek amacıyla söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın sözünü bize hatırlatmış. Muhalefet demiş. Biz evet bunu özellikle üstüne basa basa söylüyoruz. Biz hükümete tabii muhalefetten muhalefete evet. Fark vardır. Biz yapıcı bir muhalefetiz. Yıkıcı değil. Evet. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi biz sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı koltuktan indirelim siyaseti yapmıyoruz. Asla öyle bir hedefimiz yok. Biz Türkiye'nin derdine nasıl çare oluruz onun siyasetini yapıyoruz. Ama burada özellikle belirttiğimiz konu şu, biz iktidara muhalefetiz ama muhalefete de muhalefetiz. Şimdi Abdurrahman kardeşim. Bizim samimiyetimizi sınamayın. Şimdi ben burada sorularınızı okudum. Sayın Başkanım cevap vermek istemiyorsa bu kendisini tercihidir bu bir. İkincisi ben de 20 senedir siyaset yapıyorum. Böyle meselelerin konuşulacak yeri burası olmadığını düşünüyorum. Lütfen başkanıma da hak veriyorum. Kemik kırılır gen içinde kalır. Bir yanlışlık varsa konuşarak düzeltilir. Şimdi burada bizi samimiyetten şey yapıyorsunuz, zan altında bırakıyorsunuz. Ben sorunuzu sordum, açık bir şekilde sordum. Başkanım bunun yerinin burası olmadığını söyledi. Ne yapabilirim yani? Lütfen programımızı sabote etmeyin. Bir derdiniz varsa başkanımın yeri belli. Gidersiniz, oturursunuz bedeni insan gibi. Konuşursunuz, sorularınızın cevabını alırsınız. Sorularınıza cevap verilecek yer... Başkanıma da katılıyorum. Burası değil. Lütfen. Evet Mustafa Bey. Şimdi başkanım, evet. Sahada şöyle sağlıklı biraz düşünürsek ki benim en çok sıklıkla siyasi programlarda bunu sıklıkla gelen bütün misafirlerimize de söylüyorum.
Ve bunu misafirlerimizle de paylaşıyorum. Hani bana kalırsa Türkiye'nin 3 tane ana temel siyasi siyaset sahnesinde temel 3 tane sıkıntılardan bir tanesi yine yerli milli kaliteli yöneticilerin olmamayışından da kaynaklanıyor. Düşünün bu ülkede yani şehrimizde de bu sıkıntılar mevcut. Türkiye evet. genelinde de bu sıkıntılar mevcut. 3 kelime konuşan belediye başkanı, 3 kelime konuşan daire müdürleri, 3 kelime konuşan milletvekilleri var. Bunların ciddi anlamda ülkemize, bayrağımıza, milletimize katkılarını şöyle bir kenara bırakın. Zarar üstüne zarar veriyorlar. Çünkü kendini yenilememiş, kendini geliştirmemiş. İnsanlarımızın yani buralarda erk ve gücü ele geçirip sıkıntı yaratmaları ciddi anlamda sıkıntı veriyor. Hani bu Refah Partisi'nde var mı? Ki mutlaka vardır. Zaman zaman da oluyor. Kendinden menkul insanlarımız zaman zaman çıkıyor. Yani bulundukları yerin çok üzerinde yetki, güç adına ne derseniz deyin bir takım kazanımlar elde etmek istiyorlar. Şimdi bu kazanımları elde ederken veya bu yolda yürürken hani ehliyet ve liyakata en çok dikkat eden siyasi partilerden bir tanesi. Geçmişte bunu rahmetli Erbakan Hocam çok güzel yapıyordu. Evet. Ehliyeti ve liyakatı ehil kişilere veriyordu. Bakın ben geçmişte yani bundan bir yaklaşık 10 yıl önce hani bir anekdotu sosyal medyada yakaladım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan düşünün İstanbul gibi bir metropolde dünyanın sahili yerleşim alanlarından bir tanesi. Kültür, ekonomik, sosyal açıdan mükemmel şehirlerimizden bir tanesi. Ve bu kendi ülkemizde olan bir şehrimiz. İstanbul'da Gençlik Konuları Başkanlığı yapmış. 19 yaşındayken. Yani siz İstanbul Tabii. gibi bir ilde Gençlik Konuları Başkanlığı yapmak demek çok büyük bir hediyedir. Ki o kişiye hediyedir. Tabii. Hani Cumhurbaşkanımız tamamıyla bu işin mutfağından gelen bir kişi. Ve yaptıkları şu ana kadar geldiği noktada elbet hatalar, yanlışlar olabilir. Ama yaptığı hizmetler de ortada. Şimdi diğer partilerde olduğu gibi yine bu takım sıkıntılar var. Hani yeniden Refah Partisi, yeni bir parti, rahmetli Erbakan Hoca'nın oğlu şu an genel başkanlık yapıyor. Hani bir dönem rahmetli Alparslan Türkeş'in oğlu Turul Türkeş Bey'e de bu gibi yaftalar yapıştırıldı. Babadan oğula saltanat mı geçiyor diye. Rahmetli Erbakan Hocamız da oğlu Fatih Bey de gerçekten ehliyet ve liyakat sahibi donanımlı bir genel başkan profili çiziyor. Bu partinin temel taşlarını oluştururken böyle bir sıkıntıyla karşılaştınız mı? Kendisine karşı böyle bir ekip var mı? Hani babadan oğula işte geçiyor. Krallık mı, sultanlık mı? Çünkü geçmişte biz kendi siyasi ideolojimizde bunu yaşadık. MHP'de bu yaşandı. Ama Hanifi Bey'in de dediği gibi kol kırılır, yel içinde kalınır. O geçiş sürecinde bir takım biz de o sıkıntılar yaşadık. Ama Refah Partisi'nde sanki böyle bir sıkıntı yok gibi gözükse de böyle bir olay yaşandı mı? Veya bu olayla alakalı karşıt görüşler var mı? Yok şu anda. Şimdi Erbakan Hocamız bir çok güzel bir sözü var. Zamanında demişti ki Erbakan Hocamız, eğer siz siyaseti kişisel ikballeriniz için, makam için, mevki için yapmazsanız, Allah rızası için yaparsanız, bu siyaset olmaz. Ne olur hocam? İbadet olur. Yeniden Refah Partisi'nin kadroları şu anda bu gözle olaya yaklaşıyor. Ve şu anda Yeniden Refah Partisi'nin milli görüşün temelini atan, 1969 yılında ilk defa milli görüş temelini atan ve bunun bir çınar olmasında sebebiyet olan merhum Cennet Mekan Erbakan hocamızın tek erkek evladı Fatih Erbakan Genel Başkanımız bu misyona uygun, bu vizyona uygun. Dolayısıyla bunu sadece biz düşünmüyoruz, tüm teşkilatlarımız. Bugün siz Mustafa Bey, merhum Alparslan Türkeş'den bahsetti, merhum Erbakan Hoca'dan bahsetti. Şimdi bu isimler Türkiye'nin siyasetine damgasını vurmuş isimler. Siz bugün
Sadece Erbakan isminin Türkiye'de şu anda baraj olarak konulmuş yüzdeliğin üstünde bir yüzdeliği olur. Sadece Erbakan ismi. Bugün sizin milli görüşçülerin gönül vermiş arkadaşlarımız için söylüyorum. Erbakan'ın peşinden gidecek olan insan sayısıyla herhangi bir liderin arkasından gideceği insan sayısı arasında ciddi bir fark olur. Bugün siz yine merhum Alparslan Türkeş'in ismini yazsanız Türkiye'de çok ciddi bir karşılığı olur. Bu insanlar Türkiye siyasetine gerçekten nezaketi ve bir davayı kazandırmış olan insanlar. Bunun sadece parti içerisindeki mücadelesiyle bitmez ki bu. Şimdi merhum Alparslan Türkeş, Türkiye'de ülkücülük hareketini başlatan bir lider. Merhum Erbakan Hoca, Milli Görüş Teşkilatı'nın 1969 yılından bu yana lideri, kurucusu. Şimdi bu insanların arkasından giden insanlarla herhangi bir insanı getirseniz arkasından gidecek olan insan sayısı bir değildir. İşte 6 Kasım'da gördük. Genel başkanımızın burada ekranlara yansımayan, oradaki sadece vatandaşlarımızın, misafirlerimizin şahit olduğu bir durum. İki defa yolda arabası durduruldu. Korumalar tarafından arabanın üzerindeki karanfiller temizlendi. Yani yolu göremeyecek duruma geldi yollarda atılan karanfiller. Arabasından indikten sonra yaklaşık 40 dakika konuşma yapacağı yere yetişemedi. Ve dönüp baktığınızda bugün genç bir liderimiz var. Kendisini yetiştirmiş, donanımlı. Bunun yerine herhangi bir insan koyamazsınız. Başkanım, vaktimizin sonuna geldik. Evet, son buyurun. Bir soru soracağım. Toparlarsanız tabii. Bu soruyla birlikte memnun oluruz. Vatandaş seçmen neden Yeniden Refah Partisi'ne oy versin? Sizi diğer partilerden ayıran özellik nedir? Neden Yeniden Refah Partisi? Evet. Çünkü Yeniden Refah Partisi bugün Türkiye'de Türkiye'ye baktığınızda biraz önce ekonomiyle ilgili şeyler konuştuk. Evet. Hatırlarsınız. Zengini daha zengin yapan, fakiri daha fakir yapan bir sistem. Ve biz Yeniden Refah Partisi olarak şunu söylemek istiyoruz ki inşallah bizi seçmelerinin sebebi şu anki ekonomik sıkıntılardan kurtulmak, başta ekonomi olmak üzere şu anki vatandaşımızın önüne baktığında belirsizliğinin ortadan kalkması. Evet. Genç bir liderimiz var, donanımlı bir liderimiz var. Kadrolarımız geçmişte Türkiye için, bu memleket için, İslam alemi için atmış olduğu adımlar ortada. 54. hükümet döneminde Erbakan hocamızın bıraktığı yer neresiyse biz Allah kısmet ederse aynı yerden eksiksiz bir şekilde devam edeceğiz. Eğer gençlerimizin önünü açmazsak Türkiye'nin önü açılmaz. Bugün Türkiye'deki genç kardeşlerimiz, üniversitede okuyan kardeşlerimiz okulu bitirdiğimizde şu ticareti yapacağız, bu ticareti yapacağız, şu işe gireceğiz, bu işe gireceğiz yerine şu devlete gideceğiz, bu devlete gideceğiz hayalini kurmuşlar. Evet. Ciddi bir beyin göçü var. Ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Her ne kadar mevcut hükümetteki kardeşlerimiz dese ki ya hükümet gayet iyi ekonomiyi yönetiyor, bu vatandaşın cebine yansımıyor. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Sizler de eminim ki gazeteciler olarak konuyla ilgili ciddi ve derin bir bilgiye sahipsinizdir. Dolayısıyla biz burada memleketimizin selameti için, burada vatandaşlarımızın bu kaynaklarla rahat edebilmesi için, istihdam için, Türkiye'nin geleceği için
Orta Doğu'nun geleceği için, İslam aleminin geleceği için bizi tercih etmeleri gerekiyor. Evet. Ayrıca şu da var, biz bunu her seferinde söylüyoruz. Yapılan güzel hizmetlere teşekkür ediyoruz. Ama biz kavga için, sürtüşmek için değil, hiçbir partiyle kavga etmek için değil, yapılan güzel hizmetlere teşekkür etmek için, yapılmayanları yapmak için, eksikleri tamamlamak için geliyoruz. Ama bunu da söylerken şunu özellikle de belirtiyoruz. Bunu yapmaya muktedir bir kadromuz var. Bunu yapmaya gücü yetecek olan bir kadromuz var. Bizim iş bitirme belgemiz var. Başka partilerin iş batırma belgesi var. Diyeceksiniz ki bunu ne diyorsunuz? İşte iktidarın 20 yıl sonunda gelmiş olduğu nokta. Şimdi bu noktada bakın ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de 20 yılda 520 milyar dolar faiz para ödemişiz. 2022'de 329.8 milyar Türk lirası daha ödenecek. Orta vadeli programa göre, bu hükümetin programından bahsediyorum, 2023'te 565.6 milyar Türk lirası, 2024'te 697.8 milyar Türk lirası, 2025'te 774.5 milyar Türk lirası faize para gidecek. Bu demektir ki eğer iktidar 3 yıl daha kalırsa 2 trilyon Türk lirası daha faiz para ödeyecek. Bu faiz paralar kimin sırtından çıkacak? Vatandaşın sırtından çıkacak. Elektrik, temel gıdalar, vergi olarak vatandaşımıza yansıyacak. Bu orta vadede hükümetin koymuş olduğu rakamlardan bahsediyoruz biz bunu. Şimdi dolayısıyla bunlardan kurtulmanın çaresi var mı? Var. Bu sıkıntılardan kurtulmak nasıl mümkün? İşte ortaya koyduğumuz kaynak paketleriyle mümkün. Eğer siz Milli Görüş'ün ekonomik programını uygulamazsanız, Milli Görüş'ün bu ekonomik programını hayata geçirmezseniz, paketleri hayata geçirmezseniz, borç faiz sarmalına devam ederseniz, ihracat yerine ithalata devam ederseniz bu işin içinden çıkamazsınız. Biz ihracatı kağıt üzerinde şunu yaptık, bunu yaptık. Kağıt üzerinden bahsetmiyoruz biz. Pazara yansıyan, vatandaşımızın cebine yansıyan gerçek reel enflasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin eğitim konusunda başarılı bir yol çizebilmemiz, kaliteli insanlar yetiştirmemiz. Bu arada son defa şunu söyleyeyim son olarak. Biz parti olarak iki şeye çok dikkat ediyoruz. Birincisi eğitime ve genç kardeşlerimize geleceğe dair onların geleceğini pozitif yönde garanti altına almaya. İkincisi üretime çok dikkat ediyoruz. Üretimi nasıl sağlayacağız? Genç kardeşlerimizin eğitimi, onlara yaratacağımız istihdam ve onların görev başında olmaları üretimi sağlayacak. Üretimle Türkiye'nin kalkınmasını sağlayacak. Eğer siz kazanmadan harcayan, üretmeden tüketen bir Türkiye olursanız bu Türkiye'yi belli bir yere getiremezsiniz. O zaman biz Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi münasır medeniyetlerin üzerine nasıl çıkaracağız? Üretim var mı yok? İstihdam var mı yok? Hatırlayalım. Atatürk ne yaptı? Üretime destek verdi, gençlere destek verdi. Bu konuyla ilgili olarak peki 1969 yılına geliyoruz. Erbakan Hoca ne diyor? Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Yine Amasya tamiminde Türk milleti hiçbir manda yönetimini kabul etmeyecek diyor. 1969 yılına geldiğimizde Erbakan Hoca ne diyor? Bana ne Amerika'dan diyor. Milli Görüş lideri. Üretim diyor, istihdam diyor, Başak traktörleri, gümüş motor, pancar motor, devrim araçları. Şimdi peki bunlar... başkanım şu sorunun cevabını verebilir misiniz? Tabii. İstihdam, üretim veya işte işsizlerin sayısını azaltma noktasında. Hani şöyle bir rakam var. %100 iş adamlarımız var. Bu %100'ün kaçta kaçı yerli ve milli?
bu devlet, bu millet, bu bayrak için çalışan iş adamlarımız. Şimdi o konuda ben size net bir şey söylemeyeyim ama şöyle bir şey var. Biz inşallah iktidara geldiğimizde hiçbir kardeşimizin meslek sahibi olan ya da üniversite okuyan hiçbir kardeşimizin açıkta kalmayacağına garanti veriyoruz. Başkanım, iş adamlarımızın %60'ını yerli ve milli yaptığımız gün biz davayı kazanacağız. İnşallah. %60 yani yerli ve milli iş adamlarımız yoksa biz daha domatesi 25 lira değil, 30 lira, 35 lira daha yeriz yani. Biz çiftçimizin biraz önce ifade ettiğimiz gibi inşallah %80 sibvasyonla anaç tohumlarımıza, ata tohumlarımıza geri dönmek şartıyla mazotunda, gübresinde ve onların şu anda faiz sarmalında inim inim inleyen çiftçimizin faizini devlet olarak, hükümet olarak biz üstlendiğimizde Allah'ın izniyle bu söyledikleriniz olacak. Başkanım, ben kısaca bir soru soracağım. 81 Buyurun. İle 81 proje dediniz. Hatay halkını ilgilendirecek, Hatay için kısaca neler var, bu müjde var mı Hatay halkına? Tabii. Biz Hatay'ımızın özellikle çiftçi bölgesi, aynı zamanda hani özet olarak geçiyorum, İsterseniz başka bir programda bunun detayına kadar ineriz. Şimdi Hatay'da biliyorsunuz İskenderun 4 yol bölgesinde bizim haddanelerimiz var, demir çelik fabrikamız var. Bunun dışında dağın bu tarafına baktığınızda çok güzel bir ovamız var. Burada pamuk yetişiyor, mısır yetişiyor. Eğer desteklenirse ayçiçek yetişir. Bunların hepsi ürünler, bu ürünlerin hepsi sanayiyi de birlikte getirebilecek ürünler. Allah kısmet ederse biz burada bu entegre olarak hayvancılığı da destekleyerek Hatay'ın çok ciddi anlamda kalkınmasını sağlayacağız. Allah kısmet ederse dağın o bir tarafında tabii limanlarımız var ama dağın bu tarafında da inşallah limanların olmasını, limanın olduğu yerde biliyorsunuz demir yolu olmazsa olmaz. İnşallah Hatay'ımızı demir yoluyla birleştirmeyi gibi projelerimiz var. Evet. Bunu genel merkezimize, genel başkanımıza bu konuyla ilgili raporlarımızı, düşüncelerimizi verdik. Ayrıca Hatay'ın Profesör Doktor Doğan Aydal hocamızın, bu kitaplarımızın yazarı olan sayın hocamız, Türkiye'deki bütün yeraltı kaynaklarının çok iyi analizini yapmış, takip etmiş. Kuzey Afrika'dan buraya kadar gelen Hatay'ın ve Güneydoğu'ya kadar uzanan tüm maden yataklarının haritası elinde olan bir değerli bir hocamız, çok kıymetli bir insan. Hatay'da turizm açısından ve bu söylediğimiz madenlerin devletimize kazandırılması açısından da çok bilgi sahibi. İnşallah bu konuda da, turizm konusunda da Hatay'ımızda çok güzel projelerimiz var. Allah kısmet ederse biz devletin tüm gelirlerini, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasındaki paylaşımda, adalet yönetimde, adalet noktasında biraz önce bahsettiğimiz gibi 2025'e kadar 774.5 onarın oranındaki faize değil de, Türkiye'nin geliri faize değil de, bu gelirleri vatandaşa yönelteceğiz, aktaracağız ve istihdam yaratacağız. Hatay'ımızla ilgili çok güzel projelerimiz var. Biraz önce söylediğim gibi başta tarım olmak üzere entegre şekilde. Böyle bir sorumuz da vardı, artık vaktimiz çok geç dediğiniz evet. gibi bir sonraki programda işleriz. İnşallah. Bu Hatay. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, sizin son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başarılar diliyoruz. 4 Eylül'de yapmış olduğu Hatay İl Kongresi ve akabinde 6 Kasım'daki Genel Merkez Kongreniz hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun. Başarılar diliyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz başkanım. Çok başkanım, kırmadınız, geldiniz. Bir programımızın daha burada sonuna geldik. Salı günü başka bir konukla olmak üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Doğuş dilede kalın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz.